Değerli Spor Alternatif program izleyicileri, yepyeni programa hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız geçtiğimiz günlerde Lise Arası Atletizm Şampiyonluğu'nda kız ve erkeklere birinci olan Kurtuluş Lisesi. Dilerseniz hiç uzatmadan, çünkü bayağı kalabalık bir misafirimiz var bugün, grup bayağı kalabalık. Hiç uzatmadan hemen dönelim hocalarımızı ve öğrencilerimizi tanıtalım, programımıza başlayalım. Evet, hoş geldiniz. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Mehmet Şekerli, 18 yıldır Kurtuluş Lisesi'nde beden eğitmenliği yapıyorum. Evet. Asıl branşımız atletizm. Mustafa Korkut arkadaşımla beraber futbol, atletizm beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde çalışıyoruz. Buraya bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu güzel stüdyoda, LAÜ'de, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde bizi ağırlıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim hocam sizlere. Bizim buraya gelme hedefimizin en önemli hedefimiz bu atletizm sporunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sporu yapacak olan kişilere bu sporu özendirmek. Evet. Evet, kısaca geçelim. Kaan'dan başlayalım. Ondan sonra dönüp zaten konuları açtıkları konuşacak yine. Evet Kaan, hoş geldin. Bize kendini kısaca bir tanıt. Ben Kaan Savaşkan. İlkokul 4. sınıftan beri atletizmin içindeyim. Ve neredesinde doğdum devam ediyorum. Evet. Ve orta birden beri değil, hiç şampiyonluğu kaybetmeden orta birden beri geleneği bu sene de bozmadık. Evet. Şampiyonlukla bu sene de Kıbrıs'ı bitirdik. Hangi branşta yaptın Kaan? 110 metre engelli ve 300 metre engelli. Peki 300 engelli, ona özel söylemek istediğim bir şey var mı? 300 metre engelli de 6 kez rekor kırdım işte. Arka arkaya rekorlar. Kendi rekorumu her yarış yeniledim. En sonunda 39.68'e düşürttüm. Çalışa çalışa son Türkiye kaldı. Onda da düşürürsem artık öyle elveda edecek bir sene. Yani son senedir bu sene. Son sene. Giderken bir rekor daha yani en azından Türkiye yarışında. Bir rekor daha artık kırılmasın. Rekor kırmaya hedef yani. Güzel, hedef olması güzel. Evet. Evet Sahil. Adım Sahil Beyaz. İşte sırrı katlamada ve uzun atlama yaptım bu sene. Sırrı katlamada geçen sene rekor kırdım. Bu sene denedim. Olmadı. Yani kendi rekorunu kendi geliştirmek rekorumu, için yarıştın. Evet. Ama yani Türkiye'ye gidince bunu kırmayı planlarım yani. Uzun atlama yaptım onun dışında. Yani yani onu kendi branşım değil ama çok iyi bir derece yaptım. İşte yani ilkokuldan beri atletizmle uğraşırım. Yani 4 senedir Kurtuluş Lisesi'ndeyim. 4 senedir de şampiyon olduk. Yani bu çok gurur verici bir şeydi. Duygu hep yaşarsınız yani. Evet. Aralıksız, kesintisiz. Evet. Evet. Hiç kendime ait bir şeyim, branşım olmadıydı. Liseye başladığımda sırrı katlamayla şey yapacağım. İlk yarışını yani, çok iyi hatırlarım ben. Evet. Oradaki o heyecanını. Gerçekten çok zor bir branş. Hocam geliyordum. Evet, çok zor ama. Evet. Evet Berk. Adım Berk Çakır. Mikrofonu yanaştırarak konuşsan Berk. Evet. 7 senedir atletizm yaparım. 7 senedir bu işin içindeyim. Daha hiç ikincilik almadım. Süper. Zaten bu sene de bakıyorum. Bu sene bir istisna oldu eleme yarışlarında. İkincilik aldık ama istisnalar kaydedip hangi branştaydı? Çünkü şimdi şu anda bakıyorum uzun atlama 100 metre birincilerin evet, var. Uzun atlama ve 100 metre. Uzun atlamada 16 yaş altı ve yıldızlar rekorunu kırdıydım. 26 sene önce kırıldıydı. 26 sene sonra ben kırdım kendini. Evet. İlk defa. Şu anda kaçın sınıfsın? Lise son. Son. İnşallah son bu sene de son noktayı koyacak herhalde atletizme. Zaten şu anda yani sizler çok güzel bir nokta koydunuz son sınıf olan öğrenciler evet. Özellikle yani evet. Okulda bir şampiyonu yaşattınız. Evet Cepri, seni de bir tanıyalım. Cepriye Kuşçu, 7 senedir ben de atletizmdeyim. Ben 4 senedir hiç ikincilik almadım. 200-400 yaparım. Yani birincilere evet. Ambargoyu koydunuz. Geçen sene Denizli'de ikinci geldim. 200 metrede. Evet. Türkiye ikinci var. Notlarım arasında var. Onu da evet. Söyleyecektim. Evet. Türkiye ikinci var Cepri'nin bu arada. Evet. Devam edelim. Sizi tanımaya. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Nerede? Lise sonum. Sen de lise sonsun. Kurtuluş evet. Lise sonu. Gideceğim bu sene. Evet. Evet. Hocam senden başlayalım tekrar. Sizi bir tanıdık önce. Tabii Mehmet Şekerli herkes tanır. Kaan herkes tanır. Sayılı, Berki, Cepri herkes tanır da. Sizden başlayalım. Şampiyon olduk. Nasıl bir duyguydu hocam? Gerçi siz bayağı şampiyon alışmış birisiniz ama bu son şampiyonlukta yaşadığınız duyguları alabilir miyiz? Şimdi hocam biz Kurtuluş Lisesi Atletizm takımı yaklaşık ben geldiğim zamandan beri söyleyeyim. 14 yılda 13 kez şampiyon olduk. Evet. Bir yıl araya erkekler için söylüyorum bunu.
bir yıl araya yakın doğu koleji girdi. Hı hı. Ondan sonra sürekli biz şampiyon olduk. Yani son 15'te 14 görüyorum. Ben notlarımda öyle var. 15'te 14. 15'te 14. 15'te 14 evet. Öyle bir siz şey. Daha iyi biliyorsunuz hocam. Biz sayamıyoruz artık. Şimdi sayıları artık karıştırıyoruz. Kızlarda da 9 yıl aralıksız şampiyon olduk. Evet. Tabii bu arada hemen kız öğrencilerimizin de hocalarından bir bahsedelim. İşte onları değineceğim. Evet. Soley Hoca'nın, Tangül Hoca'nın ve son gelen arkadaşımız Çilem Hoca'nınla beraber kızlarda da çok özverili çalışma yapıyor arkadaşlar. Evet. Ve son dönemlerde 9 yıldır aralıksız o da şampiyon. Çok, çok büyük bir başarı. Evet, aynen öyle. Ha, biz erkeklerde Namık Kemal Lisesi'nin rekorunu geçtiğimiz yıl kırdık. 12 yıl aralıksız kızlarda şampiyon olmuşlardı. Biz onların da rekorunu kırdık. Yani bizim de başarı çok önemli. Evet. Yani bunu ben Türkiye'ye gittiğimizde yarışlara soruyorum. Diğer okullara böyle bir şey var mı diye. Böyle bir şey yok. Yani bu büyük bir başarı. Şunu söyleyeyim. Kurtuluş Lisesi'nde atletizm bir kültürdür. Yani atletizm her çocuk atletizmle uğraşabilir. Hı hı. Çünkü atletizm o okulda yani yapamayacak çocuk yoktur. Herkes yapmak ister. Çünkü hedef var, başarı var. Bundan dolayı çocuklarda atletizm kültürü oluşmuştur. Yıllardan beri yani bizden önceki dönemlerde peki de. Peki hocam başarı tetikleyen faktörler başka. Çünkü ben bir şeyler görüyorum da sizden cevap almak isterim. Bu başarı. Mesela okul yarısı aranız nasıl? Okul aile birliği veya güzel tabii ortak. Yani şimdi. Ailelerin, velilerin var mı bu başarıda bir katkısı? Ne tabii derece ki, vardı? Tabii ki yani isterim. Şimdi bu hocam siz de biliyorsunuz. Yani sporda bir başarı olduğunda. Hı hı. Tüm ekipmanlar o içerisindedir. Evet. Yani sadece çocukların veyahut hocaların bir başarısı değil bu. Hı hı. Bu yani bir tabii ki genel anlamda büyük sahibi sizsiniz öğrenci. Bence de çocuklardır. Yani evet. Büyük anlamda şey başarının temel direği çocuklardır. Evet. Yani ben yıllardır içindeyim biliyorum. Temel direği çocuklardır. Biz çocuklara sadece yönlendirme yapıyoruz. Çocuklarda bu kapasite ve bu yetenek olmazsa bu çocuklar şampiyon olamaz. Yani bizim elimizde sihirli değnek yok ya da müdürün ya da okul aile birliğindeki arkadaşların. Hı hı. Yani bu çocuklarda o yetenek, o kapasite var. Biz de o kapasitenin üzerine koyuyoruz, onları motive ediyoruz. Çok zor şartlarda motive oluyorlar ve bu başarı geliyor. Okul müdürümüz de bu başarıda çok büyük emekleri var. Okul Veli müdürümüzün, Bey. Evet Veli Bey'in. O da spora çok önem veriyor, hı hı. Çocukları sürekli destekliyor. Her türlü malzeme olsun, çalışma şartları olsun, olumlu katkıları vardır. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Beden eğitim öğretmenleri adına teşekkür ediyorum. Tabii biz okulda 5 tane beden eğitim öğretmeniyiz. Ben bayan arkadaşları söyledim. Kendi arkadaşım olan Mustafa Hoca'ya da söylemek isterim. O Mustafa da Korkut. Mustafa Korkut arkadaşı da söylüyorum. Ben onların sözcüsü olarak burada bulunuyorum. Evet. Başarı hep beraber olursa olur. Hocam bir nokta koyayım burada. Ben evet. Niye başarılı olduğumuzu özetleyeyim. Ben buyurun. Size dedim ki, hocam sizi ağırlamak isterik yarın biz Lavi TV stüdyolarında. Ve neyi gördüm orada? Sizin kendi aranızda kesinlikle işte o gitsin bu gitsin öyle bir tartışma yapılmadı. Ya. Mustafa Hoca senin gitmek istedi. Sen Mustafa Hoca'nın gitmesini istedin. Soraya hocanım aynı şekilde. Yani bu sizin aranızdaki uyumun yani başarının bence bir anahtarı da bu. Çünkü uyumlu bir ekipsiniz. Çok uyumlu çalışıyorsunuz. Bana göre de bu önemli bir faktördür. Bence de bu önemli bir faktördür. Yani kimse önüne çıkmaya çalışmıyor. Evet. Yani bunu diğer bu dünyada her yerde böyledir. Yani tüm işlerde öyledir. Bizde bu oturdu. Hı hı. Yani fazla şeyimiz yok. Yani biz çocuklar için varız. Çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kendimizi ön plana çıkarıp da işte başarılı olduk falan filan öyle bir niyetimiz, şeyimiz yok zaten. Bizim hedefimiz bu çocukların spor yapmak isteyen her türlü yani futbol olsun, futsal bak futsal istedi kızlar. Tangül Hoca'nın futsal çıkardı. Hep evet. Beraber destek sağladık. Hı hı. Biz hocamıza destekledik. Erkek futsalda ilk şampiyon bu adada Kurtuluş Lisesi'dir. İlk kurulduğu zaman biz şampiyon olduk. Futbolda biliyorsunuz siz daha iyi yıllardır şampiyon oluyoruz. Son iki yıldır finallerde kaybediyoruz. Hı hı. Atletizm de başarı daha da uzun süreli oldu. Yani ben sizin nezdinizde çocuklar da burada kaptanlarımla geldim. Diğer çocukları da tebrik ediyorum. Yarışan geri kalan yaklaşık 13-14 çocuğumuz daha var. Evet. Onları da teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Onların da hakkı var. Ben onların sözcüsü olarak kaptanlarımla geldim. Bunlar dördü de atletizme bu memlekette yön veren bence benim gözümde yıldız statüsünde olan sporculardır. Kesinlikle katılıyorum size. Bu konuda baktığınızda hani özür dilerim yani genler tanısın dedin ama ben tek tek bir şey yapayım. Kaan futbol, atletizm ön planda. Bilhassa atletizm de bana göre üst bir yetenek.
Sahil kızımız üstüne koya koya devam ediyor sırıkta. Çok büyük bir başarısı var. Dersleri de çok iyi. Berç Çakır bu adada kendinden söz ettirdi. Atletizmde uzun atlama, 100 metre, 200 metre girdiği her yarışta başarılıdır. Cebriye, anti bir parantez açayım Cebriye Kuşçu'dan. Siz, yani siz de söylediğinizi söylerim. Çünkü atletizmin içinde olan bir insan olduğunuz için sizi de söylerim. Cebriye'nin Türkiye'de ikinci olması 200 metrede bana göre son yıllarda en büyük başarılardan biridir. Bu kusura bakmasın kimse göz ardı edildi. Yani biz pek şovu sevmeyen insanlarız. Biz hocaları da yani biz de suçluyuz. Çocuğu ön plana atamıyoruz. Yani sürekli övemiyoruz. Biz çünkü şovu sevmiyoruz. Fakat Cebriye'nin 200 metrede Türkiye ikincisi gelmesi çok ve çok güzel bir dereceyle geldi. Ve Cebriye'yi geçen Balkan şampiyonu oldu. Kız, Cebriye'ye geçen kız Balkan şampiyonu oldu. Türkiye'de parmakla gösterilen bir kızdır. Cebriye hiçbir yardım almadan gitti. Türkiye ikincisi geldi. Son derecesinde herhalde siz açıklayacaksınız şimdi. Evet, 400'de de müthiş bir derece. Evet. Yani benim spor kamuoyundan istediğim sizin yaptığınız gibi lütfen bu çocuklara biraz önem verilsin. Bu çocukları desteklensin. Bu çocuklar bitiriyor 12. sınıftır. Çoğu düşünür devam edeyim mi etmeyeyim mi diye. Şimdi öyle bir sorum olacak hocam yani. Evet, onlar kendileri yani cevaplasın. Aldıktan sonra evet. Bu şampiyonluk duygularını aldıktan sonra kısa kısa alalım. Çünkü bayağı süremizde bir saatlik bir süreye sığdırmak zorundayız bunları. Vallahi hocam doluyuk diye yani biz de çocuklar da doluyuk diye yani onun için. Ama önce keyfini çıkarmanız gerekiyor. Yani bizim buraya sizi hocam, çağırmamızın nedeni yaşadığın şampiyonluğu. Hocam biz yıllardır yani 13-14 yıldır şampiyonuz. Ha bundan sonra oluruz olmayız o sorun değil. Evet. Ama keyfini tabii ki çıkarıyoruz. Yani dün kutladık, ettik, okulda tebrik ettik çocuklarımızı. Çocuklarımız çıkarır zaten keyfini ben ama... Ben bunu şey haline getirmeyeyim hocam. Bak futbolda şey, yani böyle bir yaygın bir şey var futbolda. Ki bu futbol biz konuşmayı istemeyi de. Kendi programı, zaten spor alternatif programı. Tamam şampiyon oldum ama zaten ne oldu? Bir gün bir yemek verecekler sana, bitti. Ben ısrarla o yüzden size duygularınızı soruyorum. Çünkü bana göre atletizm çok özel bir branştır. Atletizmde yaşanan şampiyonluklar çok, yani futbolları da, yani atletizmde yaşanan şampiyonluklar çok büyük bir emek ve efor sarf ettirmeyi gerektiriyor bir ekip işidir. O yüzden daha fazla bunun kutlanması gerekiyor düşünüyorum ben. Hocam biz özendiriyoruz. Evet. Bu çocuklar yapıyor, başarıyor. Ha, benim beklentim destektir. Yani bu ben maddi destek değil. Ha, manevi destektir. Çünkü... Ben Mehmet Şekerli olarak ya da Mustafa Korkut ya da yani Soley ya da Haldun hocam yani kim ya da Ersin hocam kim varsa bu sporun içinde biz bu sporda bu çocukları bir noktaya kadar getirebiliriz. Ondan sonra desteklerle bu çocuklar ilerlemesi gerekir. Yani liseyi bitirdi bunlar bitti yani yazıktır diye İsim söylüyorum. İsim vereyim Hasan Leyla, evet. Ömer Yalçıner, İsmini daha sayayım Mehmet Eser Ersin. Sakallı. Da bunun gibi bir 20 tane isim sayabilirim. Bu saydığım isimler Türkiye birincileri olan isimlerdi. Evet. Hangi seviyede? Lise seviyesinde. Çocuklarımız gidiyor. Burada şampiyon oluyorlar. Gidiyorlar. Devamlı Türkiye şampiyonu oluyorlar. Sizi anladım. İşte bunu anladım dedim ya. Anlıyorum ben sizi. Şimdi hocam zaten ben saymadım. Devamının... Kaan'ın da var. Berç Çakır'ın da var. Mesela Türkiye birincileri, yıldızlarda şeyler saymadım. Ne için Cebriye'yi saydım? Çünkü bayanlarda son yıllarda doğrudur. Tektir. Doğrudur. Doğrudur. Evet Cebriye'yi sana dönelim. Mikrofonu da alırsan. Sen anlat bize o şampiyonluk duygusunu. Mehmet hocam çok dolu bellidir. Hiç şampiyonluğu yaşamak istemez öyle gördüm ben. Yok hocam yaşarız biz. Gerçekten neyse biz yaşayalım en azından. Biz sizinle yaşayalım. Mehmet hocam daha farklı sorular soracağım ben. Anlat bize bakalım neler yaşadınız. Özellikle ben şunu da öğrenmek isterim. İlk gün geldiniz, yarıştınız. İlk gün puanlar açıklandı. Herkes dört gözle bekler ilk günün sonuçlarını. Aldınız onu. Geceyi nasıl geçirdiniz? Ertesi günü nasıl hazırlandınız? Nasıl yarıştınız? Bir de yarış sonrasını. Kısacık böyle alalım bunları. Yani biraz endişeliydik aslında. Çünkü rakipler de vardı bu sene. İlk gün elemelerde 6 puanlar öndeydik. Yani gene aslında biraz boş branşlarımız vardı ama gene doldurduyduk onları. Evet. Ondan sonra 6 puan önde olunca gene en azından biraz daha rahatladıydık. Çünkü normalde ikinci gündür asıl branşlarımız bizim yani puan dolu kazandıracak. Olduğumuz. Evet. Branşlar ikinci gündür. Ne yaptın geçen? Ne düşündün? Yattın böyle kafanı koydun yastığa. Düşündün mü? Yarın mesela ikinci günde vardı. Arkadaşlarıma güvenirdim galiba. Mesela yarın diğer iki günde, ikinci günde yani branşlarda falan. Yani ne bileyim, güvenirdim. Mesela Sayın'ın ikinci gün uzun atlaması vardı. Yani. Evet, güvenirdim, yapacağını bilirdim. Sayın'a güvenirdik. Sen 400-200'dü ikinci gün. 200'dü, evet. 200'de ben birinci geleceğim dedin değil mi? Yüksek'te arkadaşıma güvenirdim. İsveç'te, Bayrak'ta güvenirdim. Hepimize güvenirdim yani yapacağımızı bilirdim. Unutma, tabii şeyde
rekoru kaçırdı Buse, Kaan'ın kardeşi. Evet, Buse. Yüksek atlamada. Özellikle durdum izledim ben de. Evet. Yani Buse kaça gidiyor? Şu anda. Buse 10. sınıf. 99 doğumlu. Bana göre Buse yani. Büyük bir atlettir yani, o da. Kaan acaba gölgede bırakacak mı? Öyle de bir şey var. Bırakabilir. Kaan nasıl aile içinde çekişme var yoksa? Var. Tamam neyse sana dönecek. Çünkü evet, onun tek duran atletizm. İşte ondan sonra finallere geldik. Antrenmanımızı yaptık. Evet finallerde ilk gün gene aynıydık. İyiydi yani. Hı-hı. Hepimiz en iyi derecelerimizi yaptık elemelere göre. Evet. En iyileri. İkinci gün işte bir şeylik oldu. 300 engelde. Evet. Bir diskalifiyemiz evet. oldu. Ama ona rağmen gene öndeydik. Bir de benim 200 yarışımdan önce olduydu. Biraz daha kendimi, biraz daha iyi yapmaya çalıştım. Daha çok sorumluluk evet, en azından evet. Evet. Öyle yani yaptım da. En iyi derecelerimizi yaptık Hı-hı. hepimiz. Hı-hı. Peki şampiyonluğumuz. Gerçi şu anda biz konuşurken görüntü arkamıza dönüyor. İzleyicimiz görüyor görüntüleri. Sizin şampiyonluk kutlamalarınız var. Bayağı bir çılgınlar gibi özellikle hız öğrenciler. Evet çünkü bu sene yani vardı evet. gerçekten rakipler ve Hı-hı. yani boş branşlarımız vardı ve doldurduğumuzda yani boş branşlarımız olduğuna rağmen gene şampiyon olduk diye çok sevindik tabii. Evet. Hemen Cepre'nin değerli izleyiciler, bu arada Cepre'nin derecelerini isterseniz size bir kez hatırlatayım. Çünkü gerçekten ciddi dereceler yaptı. Özellikle 400 metrede. 200 metre 26.66, 400 metre ise 1.01.03. Bu derece ciddi bir derecedir. Bana göre çok dikkate alınması gerekiyor. Özellikle Atletizm Federasyonu tarafından. Cepre'yi hemen takip altına alması gerekiyor. Cepre'nin geleceğiyle ilgili kariyer planlamasını birlikte yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu anda en üst seviyede Meriz Edif'tir. Cepre'ye ciddi bir şekilde ele alınır ve çalıştırılırsa Meriz Edif'e yakın veya onun üzerinde dereceler yapabileceğine inanıyorum ben. Ne dersiniz hocam? %100 katılıyorum hocam. Zaten sizin hayatınız atletizmle geçtiği için bu yorumlarınız doğru yorumlar. Yani bana göre doğru yorumlar. Siz zaten bizden daha tecrübelisiniz bu konuda. Cepre'ye gerçekten ben başta da söyledim zaten. Hı hı. Bu derecelerle, yani dereceleri görerek bunları söylerim evet. ben. Antrenmandaki performansını da söylerim. Bence Cepriye'yi iyi izlememiz gerekir, iyi takip etmemiz gerekir. 400'de yönlendirip, 200-400'de iyidir. Evet. Yönlendirip daha da başarılı bir duruma getirebiliriz. Bu Hı-hı. dereceler çok çok aşağı inebilir Hı-hı. ve Türkiye milli takıma kadar da gidebilir diye düşünürüm. Evet Cepriye, yarıda kaldı konuşman. Şampiyonluk duygularını alalım. Hemen Berke geçiriyor çünkü. Yani anlattığım bize nasıl hazırlanın geçti yani. Düşündük. Sana daha fazla sorumluluk bindi. Üzerine ya diskalifi olayından sonra hepsi oldu bitti şampiyonluk. Biraz ondan bahset bize. Neler düşündün, neler yaşadın belli olduktan sonra. Şampiyonluktan evet, sonra? Evet. Yani çok mutlu olduk çünkü Hı-hı. 4 senedir mesela üst üste şampiyonum. 4 senedir kurtuluştayım. Yani rahattık aslında ama bu sene en azından daha fazla rakiplerimiz vardı. Evet. O yüzden biraz daha şeydik, endişeliydik ama son elemelerden sonraki gördük puanlamalardan falan önde olduğumuzu. Ondan sonra biraz daha rahatladık. Hı hı. Yani yapacağımıza inandıydım zaten. Bilirdim. Evet. Öyle mutlu olduk yani. Evet Berk. Sen de duygulanalım. Yine geldik bana. Evet sıra sende. Konuşacaksın artık. Sağda konuştun, burada da konuştun. Siz zor yaptınız. Evet. Bu kolay tarafıdır işin. Evet. Elemelerde bir ikincilik aldık. Hı hı. Eksiklerimiz vardı. Bir yani gırbaç gibi geldiydi bize o ikinciliği. Gerçekten ben hazmedemediydim onu. Onu olumlu kullandınız. O ikinciliği olumlu kullandınız. Sizi evet. motive etti. Evet. İstisnai bir durumdu dediğim gibi. Biraz evvel istisnalar kaydedildi. Evet. Şampiyonluğu aldık. İyi güzel. Ama ben sevinemedim. Onu bir söyleyeyim. İlk başta bir noktaya değineceğim. Rekoru kırdık. Tabii nereye gideceğinizi hemen anladım ben. Evet anladım. Anladınız siz. Anladım ama tabii bunu siz de dile getirin. Kırdık rekor fakat sayılmadı. Nerede rekor kırdınız? İsveç bayrak. İsveç bayrakta evet. Rekorunu kırdık kaç sene sonra. Hı-hı. Sevindik kırdık diye ama ondan sonra dediler ki diskalifiye oldunuz. Hı-hı. Yani arkadaşlar da video çektiydi fakat öyle bir şey de yok. Yani ben kendi gözümden baktığımda görmedim öyle bir şey. Evet. Hakemlerin hatası değilim veya başkalarına suç bulmuyorum. Öyle bir şey oldu. Şampiyonluğu aldık. İyi güzel şampiyonluklar, birincilikler yaşanır, unutulur. Ama şampiyonluklar kalır. Rekorlar Hı-hı. her zaman kalır. Olmadı. İnşallah Türkiye'de yani bu rekoru kıracak.
Çok güzel. Bak bir hedef var gene çocuklarda. Bu hedef, hedef her zaman var. Çok güzel. Zaten bir başarı, başarı bir hedefin olmadı zaten gidemem bir yerlere. Evet, bravo. Bravo. Gerçekten hedefin olacak güzel. Her zaman. Hı-hı. İnşallah Türkiye'de kıracak İsveç rekorunu da uzun atlamada da bir iki hatamdan dolayı kıramadım. Hı-hı. İnşallah Türkiye'de çalışıp onu da kıracağım. Peki, evet sayın. Hemen sana geçelim. Şampiyonluk için. Öncelikle yani en sonunda çok sevindim. Yani hayatım 4 senedir lisedeyim. Yani ilk 3 senesi yani bu kadar sevinmediydim. Çünkü hep rahat geçti. Yani hiç bu kadar yani yoktu böyle bir rakip. İlk defa bu kadar güçlü bir rakiple karşılaştık. Yani iki takımda iki takımla çelişirdik evet. Zaten. Yarışta da piyasaya geçtik. Hep yani 3 takım birbiriyle yarışırdı. Biz ilk öndeydik zaten ilk gün. Rahattık, 36 puan öndeydik. İkinci günde zaten daha fazla puan getirecek olan branşlarımız vardı. Onun için rahattık ama bir aksilik oldu. Bir arkadaşımız diskalifiye olunca tedirgin oldu herkes. Böyle olunca daha çok yani hırslandık o saat. Çünkü gerçekten peşimizdeydiler ve yani çok hırslıdırlar gerimizde olanlar. Öyle olunca işte en son İsveç koşusu oldu. Birinci geldik. Çok sevindik. Çünkü zaten onu birinci geldiğimizde şampiyonduk. Hı-hı. Çok sevindik. Ondan sonra erkekleri bekledik. Erkekler koştu. Ama şey, çok sevindik. Rekor kırdılar dediler. Çok sevindik o saat. Sonra ilk önce başka okul diskalifiye oldu. Sonra bizimkiler de oldu ne şeyse. Bizimkiler de olunca arkasına yani heves şey sevincim de kursağımda kaldı. Yani yaşayamadım kendi sevincimi. Çünkü yani onlar demek biz demek. Yani biz ikimiz çok adına güzel. İsterek evet. Şey yapalım, şampiyon olalım. Öyle olunca herkes tabii tartışma oldu falan. Çok üzüldük. Yani ağlayan oldu öyle böyle. Yani çok kötüydü. Yani yedek takımla çıktı. Erkekler. İki takım. Evet. İki yedek takım. Çıktı. Yani diğer takımla çıktı ve sakat olanlar da vardı yani. Belki de olamaya da bilirdiler. Mesela Zekai, Serdar hemen söyle. Zekai'nin geldiğinde hocam inşallah dedi koşabilirim. Zekai'de çünkü ciddi bir sıkıntı vardı. Mehmet ne şöyle. Evet. Mehmet de aynı şekilde. Bayağı da risk aldınız. Evet. Son yarışta ciddi bir şey oldu. Evet, evet devam ikisi et. De sakat olunca eni hı-hı. Çok korktuk hepsimiz. Öyle olunca çok bağıra bağıra herkese tezahürat ettik. Şampiyon olunca zaten öyle bir koştuk. Yani Mehmet Hoca'nın sevincini yani o saat geldi bana ben ağlayayım. Yani çok duygulandım. Yani şimdi sayı çok güzel noktaya değilim. O da sevinmedim falan der ama nasıl değil. Mehmet Hoca çok kötü sevindi yani öyle böyle değil. Seni ele verdi Mehmet Hoca sayı bu arada. Ben onu görünce duygulandım yani. Evet. Ondan sonra yani hep beraber o coşkuyu ki yaşadık. Yani çok mu oldum? Yani iyi ki de takım arkadaşlarıma da herkese çok teşekkür ederim. Yani böyle bir mutluluk olamaz yani. Evet. Evet Kaan. En başta bizim şampiyon olmamızdaki en büyük etken elemelerde ikinci gelmemizdi. Beklenmedik bir ikincilikti. Bu bizim daha fazla hırslanmamıza, daha fazla kenetlememize ve daha fazla antrenman yapma isteğimizin yerine gelmesine sebep oldu. Hocalarınızın uyarılarını daha çok dinlediniz değil mi? Evet. Olunca. Eminim çünkü hocalar mutlaka size gerekli ikazları yapmıştı. Biraz öyle eski işte nasıl oluruz dediğiniz. Evet. Rahatlık vardı. Evet. Bunca sene, 3 sene gelen şampiyonluğun ardından yani beklemezdik böyle bir ikincilik. Tabii sonuçta finaller değildi, elemelerdi. Finallere daha fazla motive olmamıza sebep oldu ve daha fazla çalıştık, daha fazla vakit ayırdık. Ve bunun sonucunda da şampiyon olduk. Biraz önce Berkin de değindiği gibi buruk bir sevinç oldu. Sonuçta kolay kolay kırılmayacak olan İsveç bayrak rekoruna girdik. Fakat rekorumuz belli sebeplerden dolayı elimizden alındı. Peki bu arada sana da kulağına bir küpecik oldu mu? Ne oldu sana kulağına küpe? Söyle bakayım Kaan herkes de duysun. Yani aslında ben pek şey etmedim ama yani sonuçta hakemin koyduğu. Tamam şimdi 200, aslında ondan bir kısa bir bahsedelim. Şimdi 200 metre geçiş. Evet. İsveç bayrak 4x400 yarışlarına son 200 metrenin geçişine göre dördüncü adamlar diziliyor. Yanlış bile olsa orada değişmemek gerekir. Orada bir hakem hatası da olabilir. Kaan 200'ü birinci geçti gördük ama evet. Neticede 200 metre geçişine göre ayarlanır ve ondan sonra sporcu kendi yeri değiştiremez. Ha, tabii ki çok kötü bir deneyim oldu sizin için. Yani tabii. Böyle bir çok ciddi bir efor sarf ettikten sonra, kırdıktan sonra bunu bu şekilde kaybettik. Üzücü oldu aslında. Ya, eminim bundan bir ders çıkarmışsınızdır. Okay. Evet. Evet, isterseniz hemen başa dönelim. Yine Cebriye'den başlayalım. Mikrofonu Cebriye'ye uzatırsak.
Cebriye'de en sıkıntılı için de Cebriye'den, ben ısrarla Cebriye'den başlarım. Evet Cebriye, son sıra öğrencisin. Evet. Bundan sonra nasıl bir kariyer planladın kendine? Nasıl bir kariyer çizdin kafanda? Atletizm bunun neresinde? Atletizm ve eğitim olarak. Yani ilk sıralarda atletizm. Yani evet, spora devam edeceğimi düşünürüm. Hı-hı. Yani bırakmamayı düşünürüm. Peki nerede? Ne okumak istedin ya? Böyle gireyim, ben sonra bağlayacağım gerçi. Tabii. Ne okumak istedin diye girelim konuya. Yani aslında Fransızca öğretmenini okumak isterdim. Hı-hı. Ondan sonra kararımı değiştirdim. Baktım sporda daha fazla başarılıyım. Hı-hı. Beden eğitimi okumayı düşündüm. Evet. Spora devam etmeyi düşündüm. Yani hı-hı, derecelerimin daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağımı düşündüm. Peki bir sorucuk, bunu hep size soracağım tabii. Tabii. Böyle bir gelecek görebiliyor musun? Yani tamam, ben cepli olarak uğraşacağım. Şu anki yapıyla ileriye gidebileceğini düşünüyor musun? Bu soruyu hepsini soracağım, öyle olacağız, soracağım özellikle. Düşünürüm. Yani şu anki yapı seni ileriye götürebileceğine inanıyor musun? Evet. Peki, İnanırım. Güzel. Tamam. Berk'e geçelim. Evet Berk, senin kariyer planını alalım. Yani kariyer planı derken eğitim olarak da, spor olarak da, atletizm olarak. Eğitim olarak kesinlikle bütün hayatım, ileriki hayatımda da hep spor üstüne kurdum ben hayatımı. Tamam, vazgeçmeyin zaten çocuklar. Hepsiniz pırıl pırıl gençler. Evet. Bence devam edin. Bütün hayatımı spor üzerine kurdum, fakat atletizmde olan bazı olaylar, önemsizlikler veya ayrımcılıklar, hı-hı, ve bu durumdan dolayı biraz hem kırgınım hem de biraz da soğudum. Futbol alanında da var başarılarım. Bu yapıyla ileriye ne kadar gidebilirim bilemiyorum KKTC'de. Hı-hı. Ama ben yurt dışında düşünürüm bazı şeyleri. Sen ne önerin Berk? Ne istedin? Ne eksik görün? Zihniyet hocam. Zihniyet. Bize bunu çok kısa açar mısın? Hocam zihniyet bir kere bizim yaşamışlıklarımızdan, sporcuların yaşamışlıklarından ders alan, kendilerine tecrübe edinen hocalarımız var. Evet. Yani nasıl diyeyim size, şimdi biz mi onlardan kendimizi üstün görelim? Yoksa ne bileyim, onlar bize bir şey katmaya çalışırken biz onlardan kendimizi sanki onlar bize bir şey vermeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara bir şey veriyoruz. Tabii ayrıca yaşanan olaylardan da biraz doğrusu. Yaşanan olaylardan dolayı da. Şunu konuşalım biz. Konuşalım. Biz direkt girelim. Sizin vereceğiniz mesajlar. Bakın buraya 4 tane sporu çağırdım. Siz buraya 4 tane atlet, şampiyon takım atletler olarak geldiniz. Seçilmiş hocam sizi seçti getirdi. Sizin vereceğiniz mesajlar çok önemlidir. Ben nasıl bir kariyer planlamalıyım? Öğrenmek istiyorum kariyerini. Bundan sonra nasıl devam edeceğini istiyorum, senden öğreneyim. Bundan sonra. Ve size neyi gördüm ben, hepsiniz idealleri olan, tuttuğunu koparan çocuklarsınız. Bırakın o onda bir şey söylemiş, bunda bir şey, hiç önemli değil. Yok, siz tabii. Bir hedef vardır. Hedefe gitmek için elinizden gelen her şeyi yapacağım. Ben onu duymak isterim sizden. Evet. Bilmiyorum, farklı düşünüyor musunuz? İlerisi için hocam bir kere. Hı-hı. Burada kesinlikle bir şey düşünmüyorum. Evet. 50 senedir neyse 50 sene daha aynı gider. Bir adım öne gidemeyip de. Bir adım daha, hı-hı, öne gidemeyip benim düşüncem. Liseden budur. Ötesini göremiyorum sen, ben onu anladım. Liseden ötesini ben burada göremiyorum. Tamam. Yurt anladım. Dışında inşallah, hı-hı, devam edeceğim. Evet Sayın. Evet. Kariyer senin planım. De, yani bir senin de bir duygular alalım bakalım. Çünkü bildiğim kadarıyla şu anda okul birinciliğinde. O ya okul birincisi ya okul ikincisi, kısmet artık çok ama. Çok güzel bir örnek Sayın. Hemen ben istesem döneyim, izleyeceğim, bir mesaj vermek isterim. Çünkü tabii. Biz değerli izleyeceğim. Biz öğrencileri çağırdığımız zaman bize ne denir? İşte çocuğu atletizm alırsanız, voleybola alırsanız, basketbola alırsanız bu çocuklar derslerinden geri kalacak. İşte size bir örnek. Sahil Beyaz. Evet. Derseniz anlatsın size Sahil Beyaz kendi hayat hikayesini. Ya işte yani ben ortaokulda da iyiydim, hı-hı, ama yani liseye başladığımda hiç öyle, yani liseye başlamadan evvel ki mezun olduydum. Annem gittiydi bir zaman mezuniyet törenine de biri çıkmış okul birincisi de ağlayarak geldiydi. Der bana ama ne güzel okul birincisi oldu. Ben de dedim ben de olurum lisede de sevinin. Yani onun şeyinden ben kendime şey yaptım. Çok 9. güzel. Sınıfta dediler çok zordu. Ben sıktım yani her gün çalıştıydım. Yani. Fizik var, matematik var, yeni derse evet, girdi, kimya var. Hepsine çalıştım. Atletizmimi de hep devam ettim. Zaten 9. sınıfta başladım sıra katlamaya. Evet. Onu da girdim. Hı-hı. İşte nedir öyle olunca çalıştım. 9. birinci geldim. 10'da birinci geldim. Geçen sene olmadı pek. 3. geldim. Bu sene de kısmet artık. Fen bölümünde okurum zaten. Gelecekle ilgili yani, hı-hı, Türkiye'de okumayı isterdim. Evet, güzel. Sonra
İşte bilmem YGS, LYS artık kısmet yani. İstediğim bir bölüm var. Onu tutturursam giderim. Onun dışında da yani burada kalırım. Nedir istediğin, böyle bir sakıncası var mı? Yok, odyoloji isterim. O da burada olmadığı için isterim. Yani bir tek Hacettepe ve İnönü'de falan var. Onu isterim okuyayım. Eğer tutarsa gideceğim. O olmazsa burada okuyacağım. Zaten yani fark etmez benim için orası burası. Sonuçta yani insan kendinde biter. Yani hangi okulda olursa olsun. Tabii. Senin başarman lazım. Yani çok da tanıdığım hocam var. Sonuç başka okulda okuyup, yani burada okuyup çok ileriye gelen var. Yani işte bilmem yani sporu çok isterim devam edeyim. Yani teklif de oldu yani buradaki okulların hepsinden. Evet. Daha kararsızım yani bilmem ne yapacağım. Türkiye sınavından sonra artık belirleyeceğim. Hı-hı. Ama yani isterim sırıkla mesela yani ben jimnastikçi değilim yani. O kadar şeyim yok. Ben kendi başıma cesaretim olduğu için katıldıydım buna. Yani çok cesaretim var ve korkmam yani. Cesaret de istemiyor branş. İşte ve yani bir zaman yani rekor kırmış olabilirim, 60-70 de atladım ama yani bir bakarsınız olur, bir bakarsınız olmaz. Koşu gibi değil yani. Onu da en azından çok gene... özel hazırlık gerektiren evet, bir branşımız. Evet. İşte Türkiye'de kısmet. Belki orada, burada mesela hiçbir şeyim yok. Rakibim yok yani. 1.80 atlar ikinci gelen. Ben 2.50'ye kendi başıma çıkarım. Yani bir ya seni güdüleyen, evet, seni zora iten biri, bir şey yok. Nasılsa bilinçinde. Olmayınca kendi başıma yaparım. Evet. İşte Türkiye'de zaten hep güzel şeyler olur. Kısmet artık yani. Mehmet Hocam bir şeyler söylemek ister galiba. Sahil'in, Sahil'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet, buyur hocam. Sahil bu yıl bana göre derecesini çok çok yükseltecekti. Derslerinde de girdiği YGS sınavında daha da başarılı olacaktı. Fakat bir şanssızlık yaşadı. Evet, biliyorum. Siz de biliyorsunuz hocam. Buna rağmen bu çocuk her şeye göğüs gererek her derslerde olsun, sporda olsun ve bana göre önemlisi arkadaşlık ilişkilerinde olsun çok güzel, özel bir çocuktur. Ben kendisine ve ailesine de teşekkür ediyorum. Böyle bir çocuk tanıdığımız için biz çok mutluyuz. Ciddi bir örnek, ciddi bir model yani. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten ciddi bir örnek. Evet. Ve Haldun Hocam da seni ısrarla istedi. Yani seni takdir ediyor. Ben de seni zorla getirdim. Derslerini yapacaktı. Ben zorla getirdim. Ben destek alacağım hocam ama. Ben dedim Haldun Hocam seni özel istedi hocam. Evet. Çünkü seni hep görüyor yarışlarda, şeylerde, teşekkür davranışlarını, ederim, disiplini, tutumunu takdir ettiği için seni ısrarla istedi. Hayır ben yani şunu söyleyeyim, sizi çağırmayın. Nedenini, yani tamam herkes şampiyon olabilir. Evet. Herkes şampiyon olabilir ama sizin gerçekten bu sene çocuklarınız, öğrencileriniz örnek. Her alanda örnek. Kendi kişiliklerini ortaya koyarak yani sadece bu yarışta değil diğer alanlarda da örnek. Zaten şey, biz için haftada iki kere Lefkoşa'ya gitme imkanımız var. Yani genel hep toprak sahada. Ben sırık atlamam o morfoda yani. Hep atlayamam. Çünkü çoktan geçen sene denedim. Yani hep orada atlardım. En son demire vurdum ayağımı. Çünkü yani demirdir orası. Yer çukur yani çok fena. Hocam bir nasıl siz Lefke'de yani atletizmle hiç ilgili çok zor şartlardasınız. Ben biliyorum, ben de burada hiçbir yaşıyorum. Şey hiçbir şey yok. Evet. Yani yıllarca bu memlekette üst seviyede Lefke'den sporcular çıktı. Fakat siz çabalıyorsunuz, ben görüyorum. Hiçbir tesis yok, hiçbir imkan yok. Evet. Kesinlikle atletizm olmaz. Ha, biz de gitgide geriye gidiyoruz. Saha atıl vaziyette. Sahada çok güzel bir çim var. Orada Abbas arkadaşımızlar, futbol diğer arkadaşlar. Oynanır. Müthiş bir bakım. Pis yok. Yani yapacak ama bir şey şeyin, yok. Çalışamazsın. Hocam, o sözünü de kestim. Onun bildiğim kadarıyla serbest bırakılmış parası. Önümüzdeki günlerde başlayacak diye Atletizm Federasyonu Başkanı bir hoca bir sohbetimiz, söyleşimiz oldu, evet, programımız oldu. Onun müjdesini verdi. Yani bu yıl sonuna kadar diyor. Güzel tartan pisti bitirecek. İnşallah. İnşallah herhalde. En büyük beklentimiz o. Çoktan da söylediler diye umarım yaparlar. Evet. İnşallah. Evet Kaan. Merak evet ediyorum. Çünkü Kaan'ın da özelliğini söyleyelim. Kaan. Tabii. Berk gibi. Berk de Bafıkır'da futbol oynuyor. Kaan da Bağcıl'da oynuyor. Bu sene çıkışı. Ben 3 tane 4 tane maçını izledim. Şey var bizim bilirsiniz gazetede, Yeniden gazetesinde. Ne var Kaan? Neyi seçerik biz? Haftanın bir tane hayal kırıklığımız vardır. En tabii çok zorlandığımız bölüm odur. Evet. Hayal kırıklığı hiç yapmak istemiyor bana ama çünkü düşün bir takım oynar 22 sahada bir tanesi hayal kırıklığı da öne atar. O çok kötü bir şey ama formatı olduğu için yaparız. Bir de maçın adamı seçerik. Benim gittiğim maçlarda genelde Kaan maçın adamı seçildi veya ismini unuttum şimdi yine genç futbolcu. Aynı zamanda atletinizdir de. Zekai. Hayır zekai değil. Zihni. Zihni temelci de evet seçiliyor. Evet Kaan, iki branşı bir arada götürmek. Bu soruyu sana da soracaktım Berk. Ama bir soru da soracaktım. Ama önce kariyer planını alalım.
Ondan sonra da iki branşı bir arada yapmanın zorluğunu bize anlatır mısın? Evet, spora devam etmeyi düşünürüm. Atletizme üniversitede de devam etmeyi düşünürüm. Ama üniversiteden sonrasını pek parlak görmem açıkçası. Yani herhalde üniversiteden sonra bırakacak gibi neden gözükür. Neden parlak görmen? Sen kötü örneklerin var. Niye? Çünkü yani çoğu sporcu, genelde bazıları lisede, çoğu da üniversiteden sonra yani mesleğini, eğitimini tamamladıktan sonra mesleğine ya da futbolsa futbola kayarlar. Çünkü atletizmin öyle pek açık değil gibi. Zaten profesyonel olarak bir iki kişi yapar atletizmi. Eğitim olarak da sporcu olduğum için beden eğitimi öğretmenliğini düşünüyorum. Sonuçta severek yaptığım bir iş spor ve beden eğitimi öğretmenliğini de severek yapacağımı düşünüyorum. Atletizmle futbol ikisini beraber yaptığım için çok zorlanırız açıkçası. Bu teknik olarak da çok farklı iki branş. Evet. Yarış zamanlarında özellikle sabahları atletizm yaparız 11 civarı. Oradan da çıkıp futbol antrenmanına giderik. Evet. Yani sonuçta ikisine de kendimizi %100 veremeyik. İstenilen seviyede çalışamayık. Çünkü bir yerde iyi çalışırsak diğer tarafta yetersiz kalacağız. Onun için antrenmanların dozajını biraz daha düşük tutmaya çalışırız. Sonuçta sakatlanırsak bir yerde olamayacağı, iki yerde de gideceği. İşte onun için daha dikkatli olmaya çalışırım. Tabii hocanıza çok büyük görev düşüyor ve gördüğüm kadar yani çok şükür dilerim boyunca bir sakatlık da yaşanmadı. Ciddi bir sakatlık olmadı. Tabii bu sizin doğru çalıştırıldığınızı gösteriyor en azından. Evet Sayın, hemen sana dönüyorum. Evet. Kendine model aldığın sporcu var mı? Var. Olimpiyatlarda sırık atlama rekormeni olan Yelena Isinbayeva. Çok güzel bir örneğin var. Asla yarışamam ama çok beğenerek izlerim. Genelde yarıştan bir gün önce mutlaka bir izlerim, vay be derim. Ondan sonra giderim yani. Bir motivasyon şey bu. Cidden. Evet, kendine çok güzel bir örnek aldın, bir model aldın. Evet. Kaan'ın yani kardeşi de Buse de mesela, onun da örnek aldı ve o da hep izler. Beraber izlerik, o onu izler, ben onu izlerim. Tamam, öyle giderik yarışa. Evet. Berk, atletizmle uğraşmak ve kurtuluş sitesinde öğrenim görmek. Mutlu mükemmel. Mutluyum. Bir kere çok büyük bir tecrübe edindim ben Kurtuluş Lisesi'nde. Hem hocalarımdan, Mehmet hocamdan, Mustafa hocam, pırlanta gibi hocalardır. Hepsi teker teker bana çok güzel şeyler öğrettiler bu 4 sene içerisinde. Tabii ortaokuldan geldiğim Orhan hocam da. Orhan Demircan. Evet. Mutluyum. Bu şampiyonlukları belki hayatımın geri kalanında başka hiçbir yerde görmeyecektim ama burada arda arda gördüm, her sene gördüm. Büyük bir tecrübe, mutluyum. Cebre'ye hemen sana geçelim. Cebre'ye daha farklı bir soru soracağım. Çünkü süremizde bir saat biliyorsunuz. Böyle farklı farklı sorularla geçiştirmeye çalışıyorum, programı bitirmeye çalışıyorum. Beğendiğin veya beğenmediğin özelliklerin var mı Cebre'ye? Onu da duymak isterim senden. Beğenmediğim özelliğim mesela yarışa girmeden önce çok psikolojik baskı yaparım kendi kendime. Hep korkarım yani. Yani her gün aynı yarış yapsam gene korkarak girerim. Hep bir baskı üzerindeyim yani öyle. Peki beğendiğin özelliklerin? Hırs. Yani evet, hırs. Ve şey yarışa hırs girdiğimde bambaşka biri olduğumu söylüyor öyle. Peki beğenmediğin özelliklerini bastırmak için neler yapıyorsun? Herhangi bir çalışma, bir şeyin var mı? Yani bastıran... Destek istedim herhangi birisinde mesela hocandan. Destekleri var zaten. Sizin de mükemmel bir rehber öğretmeniniz var okulda. Yani Bülent Ufuk, evet, harika bir rehber. Sporun içinde hemen onun adını analım yani burada. Tabii tabii. Evet. Tengül hocanımın eşi. O da sizinle bizi hiç yalnız bırakmazlar. Evet. Sürekli yanlarında da çocukların. Peki bu konuda Bülent hocadan destek almayı düşündüm ki bana göre doğru atlas olasıydı. Hep destek verirler hocalarım, arkadaşlarım hep ama ne kadar destek alsam hep bir korku içindeyim yani. Hep bir endişe içinde, psikolojik baskı içinde kendi kendime. Evet. Öyle yani. Allah'tan da korkarak girdi bu dereceler. Bir de bunu atarsan herhalde i̇şte. Rekorları götürecek. Evet, inşallah. Evet, Kaan sana geçelim. Alalım, Kaan'a uzatalım mikrofonu. Hocalarla çalışmak nasıl bir duygu? Yani çok güzel bir duygu. Evet. Sonuçta hocalarımızın bize aktardığı bilgiler, tecrübeler sayesinde biz buralara kadar geldik. Onların bizim üstümüzdeki emekleri gerçekten çok fazla. Sonuçta bütün emekleri bizim için ve ileriki kariyerimiz için üstümüzdeki payları gerçekten çok yüksek. Gerçekten hocalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum ben
Başta Mehmet Hoca, Mustafa Hoca ve diğer hocalarımız olmak üzere. Şimdi işte öyle. Evet Mehmet Hocam. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Evet. Öyle birer soruyla programımızı bitirelim. Son olarak benim sormadığım veya sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa sizden başlayarak böyle bir sona kadar alalım ve programımızı kapatalım. İlk önce sizlere teşekkür ederiz. Bizleri kabul ettiğiniz için, davet ettiğiniz için. Böyle güzel ortamda sıcak bir sohbet oldu. Hedeflerimizi zaten başta söyledik. Çocuklarımızın hedefleri kendileri sundu size. İnşallah benim isteğim, dileğim, hedefleri doğrultusunda bu çocuklar pırlanta gibi çocukturlar. Evet. Karakterleri çok düzgün. Bizim zaten en önem verdiğimiz şey karakterdir. Ben karakteri düzgün olmayan çocuğu zaten takımda tutmayız biz. Bu çocukların hepsinde karakteri düzgün, kişilikli çocuklar. İnşallah Allah onlara yardımcı olur. Hedefleri doğrultusunda ilerlerler ve ileriki yıllarda başarıları daim olur. Bizim kendi hedeflerimiz için söyleyeyim. Biz de daha uzun süre sporla ilgileneceğiz. Belli bir süre daha sporun içinde olacağız. Hayatımız bu zaten. Mesleğimiz, işimiz bu. İşimiz bu, mesleğimiz bu, hayatımız bu. Tabii ki bundan sonra en önemli nokta, bakın yani bunu değinmeden geçmeyeceğim hocam. Yani siz güzellikleri yaşayın dediniz ama bu çok önemlidir. Herkesin sıkıntısı, bütün beden eğitimi öğretmenlerinin sıkıntısını dile getireyim. Evet. Şimdi beden eğitimi öğretmenleri çalışmıyor, beden eğitimi öğretmenleri tembel falan filan diye sürekli basına öyle çıkıyorlar. Öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Öyle bir algı yaratıyorlar, kendi içimizde olan insanlar da bunu yaratıyor ve çıkıp televizyonlara konuşuyorlar. İşte beden eğitimi öğretmenleri öyle, şöyle ve hiç alakası yok. Ben bundan herkese söylüyorum. Beden eğitimi öğretmenleri kendi imkanları içerisinde çalışıyor. Evet. Bak biz başarılıyız, buraya geldik. Başarıyı sağlayamayan veya geçmişte başarı sağlayan arkadaşlarımızın hakkı yeniyor. Herkes elinden geldiği şekilde spora farklı şekilde hizmet etmeye çalışıyor. Fakat dışarıdan bu yaratılan algı ile bize kötü gözle bakılıyor. Evet. Biz şampiyon olmadık bir yıl, gazeteciler çıktı, isim vermeyeceğim, gazeteciler çıktı, bize karşı çok büyük bir şey yükleme yaptılar. 14 yıldır şampiyon oluruz, kimse çıkıp, ne sizin dışınızda bir de Serhat İncirli var, iki kişi, kimse bizimle ilgili olumlu hiçbir şey söylemiyor. Ha biz övünmek istemiyoruz. Beni övmesinler. Mustafa Hoca övmesinler. Bu çocuklara övsünler. Bizim istediğimiz odur. Yani ben daha önce dedim ya size. Ha bu yönde maalesef basın da yani spora önemli katkılar yapmıyor. Gerçek gözle bakmıyorlar. Bundan sonra göreceksiniz hocam. Bunu herkese söylerim. Bu atletizm için, özel atletizm olduğu için söylüyorum. Atletizm sporu daha da geriye gidecek. Bunun da sebebini söylüyorum size. Yakında o üniversitesi sürekli transfer yapıyor. Yetişen çocukları bölgelerden, bilhassa Güzelyurt otobüs 20 dakika oldu şimdi yol. 20 dakika sürekli burs veriyor. Kaliteli çocuklar Orhan Demircan yetiştiriyor. Mehmet Şekerli, Mustafa Korkut yetiştiriyor. Bu öğrenciler direkt olarak, hatta sizin elinize gelecek olan bir çocuk Lefke'den çıktı gitti şeye, çok güzel de derece yaptı. Lefke'den çocuk Yakın Doğu Koleji'ne gidiyor. Transferlerle oradaki arkadaşları da takdir ederim ha. Oradaki arkadaşlar bizim kardeşimiz, dostumuz. Onlar çalışıyor tabii. Çalışıyorlar. Her şeyde ben onları tebrik ediyoruz biz. Aferin, çalışıyorlar. O okulun politikası. Onların politikası değil. Onların politikası değil. Okulun politikası. Evet. Ama rekabet olmayacak artık. Bu gidişle rekabet düzeyi düşecek. Yani biz de aradan çıkacağız. Fark ediyorsunuz. Lefkoşa Türk Lisesi olsun, ne bileyim diğer okullar olsun fazla. Atletizm içinde yok artık sporcular. Çünkü çok zor yetişir atletizm sporu. Siz de atletizm yaptınız, biliyorsunuz atletizm yetiştirmek futbol gibi değil atletizm. Zor yetişir sporcu. Büyük uğraşlar ister, küçük yaştan başlaması ister. Gerekiyor. Ha, altyapıdan yetiştirdiğin sporcu sana gelmezse de başka yere gider, o altyapı körelir gider. Evet. Ha, bunu çağırın programınıza isterseniz, diğer beden öğretmenleri dillendirsinler. Yani biz yavaş yavaş bu spor tek elle gidiyor. Okul sporlarını anlatan bir program önümüzdeki hafta yapacağım zaten. Yani evet. Önümüzdeki haftanın konusu da odur. Yani bu konuyu iyi irdelememiz gerekir. Yani bu çocuklar buraya geldi, güzel şeyler söyledi. Çok başarılı bunlar. Bu nesil gidiyor. Artık göreceksiniz. Yakında oyun koleji diyeyim, üniversite diye söyledim ama koleji yavaş yavaş tek kalacak. Çünkü hem çalışıyorlar, takdir ediyoruz tabii. Fakat yani transferlerle, bursla özel imkanlar çok onlarda. O imkanları tam kullanıp burs veriliyor. Ha böyle burs olduğunda veriliyor. Ne olacak? Yani bizde heves kalmayacak.
Yani çocuklar, yetişen çocuk gelmeyince olmaz. Evet. O açıdan yani bu bizim kanayan yaramız. Ha ondan sonra dönüp suçlarlar işte. Öğretmen çalışmaz, öğretmen şöyle falan. Bu sebepleri de göz ardı etmemek gerekir. Evet hocam, mesaj yerlere gitmişti zaten. Evet Kaan. Son artık birer ikişer cümleyle sizden bir mesaj isteyeceğim herkesten. Üçünüzden, dördünüzden de. Ne mesaj vermek istersiniz? Bundan sonraki arkadan gelecek olan, siz artık son sınıf öğrencisiniz. Nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz geriden gelecek olan arkadaşlarınıza? En başta bizi programımıza davet ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Yani spor, atletizm gerçekten zor bir branş. Hı-hı. Ama yaptık sonra sevilebilecek bir branş. Yani sonuçta ne kadar zor gözükse de çalışılarak çok sevilebilecek bir branş haline gelebilecek bir spor. Şahsen ben de ilk başladığımda çok severek başlamadıydım. Ama sonradan başarılar geldik sonra senin de bu spora karşı olan sevgin daha fazla artmaya başlar. Ben de bu sevgiyle, bu başarılarla birlikte daha da ilerilere gelmeye çalışırım işte. Yani diyorsun ki başlangıçta zorlansak da pes etmeyecek. Evet. Senin mesajın başarı bu. Geldik sonra üstüne gireceğiz, şey evet, çalışacağız. Çünkü atletizm kolay bir branş değil. Evet. Dedin değil mi Kaan? Evet. Evet. Evet Sahil. Evet. Öncelikle size çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Çağırmasaydın zaten biz asla bir yerde bunları dile getiremezdik. Yani başka okullar dile getirmiştir mutlaka ama biz herhalde her zaman öyle sessiz kalarak. Öncelikle yani yaşım 18'dir. Hakkımı hiçbir zaman arayamam. O olaylarda yani gidip bir şey yapamadım sonuçta. Daha küçüğüm. Ama yani gerçekten hakkımı aramak çok isterdim ama yani mesajım aslında küçüklere değil büyüklere olsun. Yani bize saygılı davransınlar ki biz de onlara saygılı davranalım. Çünkü sonuçta gelecek bize emanettir. Onlara değil. Onlar mutlak, bizi yetiştirmesi lazım. Yani onlar bize öyle davranınca yani elbet bir zaman bizim elimize düşecekler yok, diye yok, çok düşünüyorum yani. Ayrıca şey Mehmet Hoca'nın dediğini söyleyeyim. Yani mesela Güzelyurt'taki çok öğrenciyi alıp götürdüler yani yakında o kolejine. Bildiğim kadarıyla bir öğrenci vardı. Mausa'dan aldılar götürdüler geçen sene ama sınıfta kaldı diye geri geldi. Yani en azından parayla bir şeyleri yapabilirler ama biz bu sene bunu gösterdik ki biz varken şampiyonluğu parayla satın alamadılar. Ama yakında onu güçlenmişler. Siz bak ne güzel şey motive etti. Evet. Ha? Artık evet. Bir kazandırır size. Bundan sonra herhalde olurlar şampiyon. Yani çalışırlar daha yani gerçekten tebrik ederim tabii. Hı-hı. Ama yani bu kadarını da değildi. Başka yeni mesajım küçüklere de işte yani pes etmesinler ve mutlu oldukları yerde devam etsinler. Yani öyle nasıl diyeyim yani gurur duyulacak şeyler yapsınlar. Öyle bu kadar. Peki Berk. Evet. Nasıl bizden sonra bizden sonra gelecek nesile bir şey demek istemiyorum. Aslında nesil de gençler diyor. Çocuk. Gençleri. Arkadaşlarına ve. Çünkü evet, arkadaşlarıma. Evet. Atletizm bir rekabet oyunudur gerçekten ve rekabetin bittiği yerde de dostluk başlar. Rekabet sahanın içindedir evet. Ama dışarıda her zaman dostluk olması gerekir. Sporun temeli zaten bu. Sporun temeli budur. Parada gözleri olmasın. Para her kapıyı açabilir ama yetenek bütün kapıları kırar. Demek istedim kendilerine yani sadece bir hedefleri olsun, o hedef doğrultusunda ilerlesinler ama saygın bir şekilde ilerlesinler. Yani örnekleri var tabii ki, isim de vermeyeyim. Gerek yok, isimleri zaten biz geneli konuşuruz. Geneli konuşuruz evet. Biz. Saygın olarak ilerlesinler bir evet, yolda gerçekten. Cephe'ye kendi kendine program başladı, bitti Cephe. Ha daha programı böyle atamıyor üstüne, o sıkıntı ama. Evet Cephe, senin de mesajını alalım ve programı yavaş yavaş kapatacağız. Nasıl bir mesaj vermek istedin? Denizle konuştuk, anlattın. Türkiye ikinciliklerin var. Örnek bir öğrencisin. Bundan sonra kadar nasıl bir mesaj vereceksin? Yani herkes çalışsın bizim gibi. Hı-hı. Yani koydukları hedefleri doğrultusuna gitsinler. Hedefleri olsun. Evet. Çalışsınlar hedefe gitmek için. Evet. Evet. Başka? Ve bizim gibi Kurtuluş her sene şampiyon etsinler. Bu da güzel. Diyor, düşünüyorum. Evet.
Tabii Sahil, alalım, Sahil'e uzatalım mikrofonu. Nedir? Unuturum heyecandan da. Yani nedir? Beden eğitimi öğretmenlerimizin hepsine çok teşekkür ederim ve yani okulda bütün hocalar hepsimizle ilgilenir ama onların ayrı bir şeyi vardır ve yani Çilem hocayı, Söle hocayı, Tangül hepsini ablam gibi görürüm. Yani çok emekler oldu üstümde. Çok teşekkür ederim. Mustafa hocayı ve Mehmet hocayı. Kenan hocam kaçtı ama onun sayesinde başladıydım tabii, şeye. Kenan hoca da yani sırıtla atlamayı ülkeye tabii getiren evet sporcuların bir tanesi. Evet. Yani sırıtla atlama dediğin zaman Kıbrıs'a ilk atla gelen isim Kenan Atakoğlu. Bilmiyorum Mehmet hocam yanılıyor muyum? Çok doğrudur. Çok her tür her sporcumuzun üstünde büyük emeği var. Hı-hı. Okuldan ayrılmasına rağmen rica ediyoruz. Geliyor bize katkı koyuyor. Evet. Bilgilerini paylaşıyor. Tabii. O bizim kardeşimizdir zaten. Yani ayırmıyoruz onu. Evet. Ben saydım da o da içinde. Evet, evet mutlaka. Evet hocam. Evet. Ayağınıza sağlık. Kaan, teşekkür ederiz. Sahil, Berk ve Cebriye. Sizi o yorgunluğun hemen arkasından buraya kadar aldık. Geldiniz. Bana göre çok da keyifli bir program oldu. Cebriye. Aklına geldi Cebriye. Evet. Bir kez daha uzatalım Cebriye'yi. Olsun. Aklına bir şey gelmiş. Evet. Ve Cevdet Hoca'ya bizi çalıştırdığı için 3 senedir onlayız. Ona da teşekkür etmek istedim. Peki. Buradan teşekkür. Cevdet Hoca'ya gitmiştir. Evet, kız takımında. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuklarımız Kurtuluş Lisesi'nin değerli hocası Mehmet Çekerli ve katıldıkları 4 branşta 8 tane birincilik kazandırarak takımın şampiyonlukta büyük pay sahibi olan öğrencilerimiz. Farkındaysanız konuşmalarımız içinde öğrencilerimizin ne kadar örnek kişilikler olduklarını gördük. Bana göre programın esas şeyi burada. Spor, ders. İkisi olur mu? Olur. Bu da disiplin gerektirir. Bu da çocuklarda bu da var. Yani şampiyon olabilmek için kısacası önce bir ciddi bir disiplin olması gerekiyor. Vücut bakımının çok iyi yapılması gerekiyor. Arkadaşlık, dostluk duygularının çok gelişmiş üst düzey olması gerekiyor. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.